Evet sevgili izleyicilerim, yine depremi konuşuyoruz. Yine yanımızda araştırmacı, yazar, gazeteci Remzi Yıldırım abimiz var. Remzi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yani hayatımız deprem olunca ister istemez programlar da deprem oluyor. Abi depremle ilgili ne söylersin? Başta bu depremi ölenler için Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tekrar bu tür musibetlerin yaşamamamız için Allah'tan niyaz ediyorum. Aklımızı başımıza alalım. Evet. Deprem, bir diğer adı zelzele. Zelzele. Evet. Zelzele dilde tarif ederken bile heybetlidir. Titreşim var. Titreşim var. Onun için biz yaşadığımız bölge bir deprem bölgesidir. Evet. Depremle yaşamaya alışacağız. Peki bu depremle nasıl korkuyla yaşanır mı? Evet, yaşanır. Alışırsak yaşanır. Korku olmaktan çıkarmamız lazım. Remzi abi şunu bir söylersek. Şimdi biz 98 depremini Adana'da yaşadık. Evet. Ama samimi söyleyeyim unuttuk ya. Yani deprem olacak diyorsun, dilde var ama yani Adana'ya ne zaman olmaz falan gibi düşünüyorsun. Evet. O çok katlı binalar yapılmaya başlandı. Efendim o gece kondudakiler, parayı bulanlar çok katlı binalara taşındılar. Evet. Fiyatlar da bayağı yükseldi. Evet. Ama şu an bir deprem hayatın gerçeği. Adamın binası hasar görmemiş ama ben bir daha oraya çıkmam diyor abi. Evet. Deprem tabii insanın kendisine dönüşünü de sağlıyor. Toplumsal dönüş ve bireysel dönüş. Evet. Bir kere doğayla savaşamadığımızı, savaşta yenik düştüğümüzü öğrenmemiz lazım. Doğayla savaşılmaz. Evet. Bir kere önce doğayla savaşmayacağız. Doğayla barışık ve birlikte yaşamayı ilke edineceğiz. Bu bir. İki, zelzele bir toplumu iki, zelzelenin iki boyutu var. Bir, doğal yapısı içerisinde dengelerin oturması, işte fay hattı kırıldı, kırılacak, artçı şu falan. Enerji birikimi falan. Enerji birikimi, ondan sonra şeylerin birikimi vesaire. Bu doğrudur. Bu bilimsel açıklaması böyledir. Gerçektir. Ama bir de İnsan boyutu var. Kur'an'da kavimlerin helakı var. Depremden helak etmiş yaratan, suyla helak etmiş ve tozla, rüzgarla helak etmiş, muhtelif zelzeleyle helak etmiş. Azgınlaşmış kavimlerin helakı var. Bu bize Rabbil Alemin Kur'an-ı Kerim'de tarihten bahsediyor. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi. Nuh kavmi. Evet. Bunlar güçlü kavimlerdi ama güçlerinden dolayı da azgınlaşmışlardı. Yani Allah'ı unutmuşlardı. Zenginlik had safhada. Yedikleri önünde, yemedikleri arkasında nimet bol ve zaten yoksulluktan azgınlık çıkmaz. Zenginlikten azgınlık çıkar. Yani bir toplum zenginleşir, azgınlık başlar. Çünkü tatmin olan sınırlı ihtiyaçlar sınırlı, tatmin araçları sınırlıdır.
ihtiyaçlarımız sınırsızdır. Dolayısıyla bu sınırlı olan tatmin araçlarıyla sınırsızlığı yakalayamayız. Onun için insanlar azgınlaşır. Kendi fıtratına karşı bile savaş verir. Evet. Kendi fıtratına. Burnunu değişir, kulağını değişir, cildini değişir, cinsiyetini değişir. Değişir. Kendi hiçbir şey yoksa kendisiyle uğraşır. Dolayısıyla bu azgınlık bir taraftan kendine karşı savaş açan insanlar, savaş açan toplumlar, bir taraftan Allah'ı tanımayan toplumlar. Yani mülkün sahibi. Ha bu hem bireysel bazda böyledir, hem toplumsal bazda böyledir. Toplum, kavimler, onlar azgınlaşmadıkça biz onların helak etmeyiz. Hatta bir başka yerde azgınlaşmış kavimlerin başına başka bir azgın kavimle musallat ederiz. Bütün bunlar bize dönük olarak kendimizi sorgulamamız lazım. Bireysel sorgulayacağız, toplumsal sorgulayacağız ve her alanda kendimizi sorgulamamız lazım. Biz nerede hata yaptık? Bu tarihte bunun örnekleri var. Hazreti Ömer çoğu bilir izleyicilerimizin. Hazreti Ömer döneminde de böyle bir deprem olmuş ve herkes yapması gerekeni yapmış ve artık o deprem olmamış. Peki biz bu fay hattı bir kere yerleşme alanımızı farklılaştıracağız. Tarım arazisine iskan olmaz. Tarım arazisine iskan olmaz. Çünkü o tarımda sadece biz beslenmiyoruz. Abi, bütün canlı... ama bir saniye, şimdi hani bizde gece kondu tabir edilen bir sistem var. Bir bakıyorsun birileri gelmiş, orayı işgal etmişler. İşte yerleşim alanı oluşturmuşlar. Ama şimdi gücü elinde tutan erkler burayı efendim boşaltıp orayı diskalifiye edemiyorlar. Ne yapıyorlar? Madem siz yerleştiniz diyorlar, oraya suyu veriyorlar, elektriği veriyorlar. Sonra da efendim oraya iskan veriyorlar. O zaman yerleşim yeri oluyor. Burada devlete şu görevi var, devletin. Devlet olağanüstü imtiyazlara sahip bir organizasyondur. Bu sebeple devlet güçlüdür ve her şeye muktedirdir. O halk içinde. Devlet yerleşim alanlarını belirler, altyapısını götürür ve oraya insanlar ev inşaat yapar, barınmak için bir de imar verir. Bu devletin yetkisinde olan bir şey. Devlet, mesela bu son zamanda dikey mimari çok alabildiğince yükseldi, çoğaldı. Halbuki biz deprem kuşağı olan bir coğrafyada biz azami 5 kat. 5 kat olsa farklı olur. Çünkü şey insan, bir kere o zaman şu PDP'yi anlatayım. Bir, tarım arazisine inşaat yapmayacağız. İki, çorak arazi, sert arazi ve zemini sağlam arazi. İki, fizibilite çalışmasını yapacağız. Yani zemin etini. Bu ne kaldırır ne kaldırmaz etüdünü yapacağız. İki, üç inşaatta kullanacağımız malzemeleri
önemseyeceğiz ve malzemeler de zaten her teknik elemanlar bu konuda şey yapıyor. Mimarisinden tutun, inşaat mühendisler. Yani en son burada en son suçlayabileceğimiz müteahhitlerdir. En son. Ya şöyle yapalım Remzi abi. Yani tüketici bilinçli olsa yani baksın bu müteahhitten, bu mühendisten, bu denetim firmasından yani hoşnut mu? Şimdi eğer 2011'de çıktı bu yasa sanırım, denetimli yasa. Bu denetimli yasa çıktıktan sonra bu inşaat mühendisleri odası şey kurdu ve inşaatları denetliyor. Eğer burada müteahhit ben param var, müteahhitlik yaparım. Serbest rekabet içerisinde buna kimse... Ha, siz devlet olarak şart da koyabilirsiniz. Bir insanın müteahhit olabilmesi için karnesi olması lazım. Karne, peki karneni kim verir? Veriyorlar abi, karneleri var. O zaman bir... Yani karne alabilmek için işte karnenin harcı var, yatırdığın zaman alırsın. Hayır, iş bitirme belgeni yoksa alamazsın. İşte onların her şeyin formalitesi var. Yani belirli sayıda işçin olacak, ihaleye girmen için veya bütçen olacak. Yani bir gün bakıyorsun arkadaş bir müteahhit bir ihaleye girecek. Efendim birkaç tane yerden boş yazanları kendine çalışıyor gösterdi. Yani gitti sigortaya müracaatını yaptı. Bunlar benim işçim dedi. Yani neticede bütün şeyler olsa bile dahi, suistimal yapılsa bile dahi siz bir yer tespiti, iki zemin etüdü, üç kullanılacak malzeme, çünkü müteahhit yani beton dökecek, beton testini müteahhit yapamaz ki. Nasıl? İşte bizde şimdi Türk Sanatları Enstitüsü var. Yani kullanılan malzemeler TSE'li ise sıkıntı yok. Şimdi biliyoruz. O yetkili ve ilgili kurumlar o beton ama dökme. Ama bazı arkadaşlar şimdi sen mamur işçileri kontrol edecek. Remzi abi sen müteahhitsin, işte malzeme alacağım diyorsun ki ben bu malı alayım. TSE'li mi diyorsun? Adam etiketi değiştiriyor. Yani fason mala. Oraya bir TSE etiketi koyuyor, sen de TSE'yi alıyorsun. Yani onu da gördük. Şimdi toplumda eğer ahlak bozulmuşsa hiçbir şey kar etmez. Bence önce ahlakı tesis etmemiz lazım. Ahlaksız toplumda yasa bir şey yapamaz. Her kişinin başına polis de dikemesi. Neticede polis de bir insandır. Onun için ahlaklı bir toplum ve ahlaklı toplumdan sonra da iyi bir eğitim ve o eğitimin sonucunda da herkes kendi mesleğini icra ederken hem ahlakını kullanacak hem bilgisini kullanacak. Kullanmayanlar için adalet diyeceksin. İşte bizde adalette biraz sıkıntı var. Çünkü geç gelen adalet olmuyor. Burada bak önemli bir noktaya geldik akış içerisinde. Bir, ahlak ve eğitim. Ahlakı bir insan eğitimli de olursa kolay kolay yanlış yapmaz. Velev ki yanlış yapılsa da adalet burada devreye girer ve adalet o suistimal edenin yakasına yapışır ve gerekli cezayı da verir. Kimse de şey yapmaz. Şu an biz müteahhitleri tutukladık. Rahat bir iş. Yani bırakılacak onlar. Hayır. Ya
suçlu değil ki. Daha araştırılacak. Yani 99 peki, Gölcük depreminde tutuklanan Veli Göçer çıkmış gene müteahhitliğe başlamış. Şimdi bu belediyeler suçlu değil mi? Devlet Çevre Bakanlığı suçlu değil mi? Eğer suç varsa. Çünkü imar veren, kaç kata uygunluk verilen, hem temel üstün ruhsat, evet, temel üstün ruhsatı veren, hem oturma müsaadesini veren belediyelerdir. Belediyeler burada sorumlu değil mi? Hayır. Yani eğer TUSUVA inşaat demir bağladığın zaman inşaat mühendisi gelir, demirleri sayması lazım. Demir projeye bakacak, kaç demir atılması gerekir, demirleri sayacak. Abi demiri sayması için, Deniz abim ben inşaatla ilgili biraz çalışmalarım oldu. Yani demiri sayman için o inşaatın en üst tablanın üstüne çıkman lazım. Tabii. O demirleri gezmen lazım. Tabii. Ayağına belki bir iki tane çivinin batacak. Bunu bizim mühendisler yapmaz. Yani bizim mühendisler kravatlı takım elbiseli, ellerini demire sürmez, kirlenmesin diye. Ama biz yabancı mühendisleri gördük. Yani nasıl gördük? Şimdi bir ülke ismi söylemeyeceğim. Bir yabancı mühendis geldi, elini inşaat harcına soktu. Evet. Şöyle sıktı, çevirdi abi, bıraktı. Burada yapışıyorsa bunu kullanabilirsin dedi. Yapışmıyorsa kullanamam. Yani onun o test onu bağlar. O ne kadar doğru onu ben bilmem ama mühendis bu çıplak elini harcın içine sokabiliyor. Bizim mühendis elini abi toza bulaştırmaz. Yani neticede iyi eğitim dedik ya. İyi eğitilirse mühendis sahada olur. Evet. Sahada olur ve bütün teknik işleri gören mühendislik sektörüdür ve az maliyet binalar nasıl yapılır? Abi, Emzi abi şuradan izleyicilerimiz de dinlesin. Şimdi biz de hani bir diploma kiralama, yetki belgesi kiralama diye bir unsur var. Hani eczacılar yetki belgesi kiralıyor, muhasebeciler yetki belgesi kiralıyor, müteahhitler yetki belgesi kiralıyor, mühendisler yetki belgesi kiralıyor değil mi? Adam mühendis burada, adam efendim 1000 kilometre ötede çalışıyor görünüyor. Bir madende çalışıyor görünüyor veya bir inşaatta çalışıyor görünüyor ama mühendis burada nedir? İşte orada iş yeri girişi var veya orada... Tabii. Efendim diploması duvarda asılı yazıhanede ama orada değil. Sen abi diyorlar evrağı imzanı at, biz gerisini yaparız, sen bize itimat et diyor. Şekil böyle gelişiyor. Yani bu, şimdi bunu kimse yok sayamaz. Bu devletin görevidir. Evet. Bu tür şeyleri önlemek, eğer devlete siz adaleti hakim kılarsanız, adaletsiz kimse iş yapma cesaretini gösteremez ve hukuk devletine dönüştüğünüz zaman da hukuk dışı kimse bir şey yapamaz. Evet. Çünkü hukuk dışı yapan herkes bedelini öder. Bütün kamu kuruluşunda çalışan bütün herkes için hukuk devleti yasaları geçerlidir ve işini yapmayan veyahut da işini safsaklayan herkes bu konuda suçludur ve cezasını çeker.